Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye ve diğer Orta Doğu ülkelerinin kalkınmalarına katkıda bulunmak, özellikle fen bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında uzmanlar yetiştirmek üzere 1956 yılında kuruldu. Aradan geçen 58 yılda sürekli gelişen ODTÜ, daha mezun oldukları gün alanının en iyisi olmaya aday öğrencileriyle bugün dünyanın en saygın üniversitelerinden biri artık. Mühendislik biliminin en eski dalı olan inşaat mühendisliği, şehir ve insan yaşamının vazgeçilmez unsurlarından biri. Her an gelişen ve kendini yenileyen bir bilim dalı olan inşaat mühendisliği, aslında yaşamı insanlığın refahı ve yararı için yönetme sanatı olarak tanımlanabilir. İlk mezunlarının tamamı Türk olan mühendislik fakültesinde, bugünse dünyanın neredeyse her tarafından gelen öğrenciler eğitim görmekte. Emin ve Anastasya da ODTÜ'de eğitim gören yabancı mühendis adaylarından sadece ikisi. Emin Azerbaycan'dan, Anastasya ise Arnavutluk'tan gelmiş Türkiye'ye. İnşaat mühendisliği bölümü bizim Azerbaycan'da genellikle altyapı ve yol mühendisliği üzerinde yoğunlaşır. Ama benim eğitim almak istediğim inşaat mühendisliği genel bir inşaat mühendisliği olması gerekiyordu. O yüzden bize yakın olan, dost kardeş olan bir ülkede, yani Türkiye'de, Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden birinde eğitim almak benim için çok büyük bir gururdu. O yüzden ODTÜ'yü tercih ettim. Niye başka bir ülke değil de Türkiye diye sorarsanız, burada ODTÜ'nün etkisi çok büyük. Öncelikle ODTÜ dünya çapında bir üniversite ve buradaki eğitim İngilizce olması bana buna yönlendirdi. Buraya farklı ülkelerden, farklı kültürlerden öğrenciler geliyor ve bu kadar farklı öğrenciler, insanlarla tanışmak hayata bakış açımı olumlu yönde değiştirdiğini düşünüyorum. Mühendislik Fakültesi aslında ODTÜ'nün en zor bölümlerinden biri olarak biliniyor. Mühendis adayları bu durumu bilseler ve kimi zaman gerçekten zorlansalar da mezun olduktan sonra sektörün en çok tercih edilen ve aranılan mühendislerinden olacaklarının farkındalar. Mühendislik Fakültesi öğrencileri, üniversitede eğitim görmeyi hedefleyen her gencin hayalini kurduğu amfilerde, mühendislik biliminin püf noktalarını öğreniyor. Teorik eğitimler sınıflarda ve amfilerde, alanının uzmanı olan birbirinden yetkin akademisyenlerce veriliyor. Mühendislik, özveri ve sıkı çalışma isteyen bir bölüm. Bu nedenle Emin ve Anastasya, buldukları her boş vakti formüller ve sayılarla, yani kısa bir zaman sonra atılacakları meslekleri için çalışmaya harcıyorlar. Mühendislik aslında bir hesap bilimi. Sayılar, ölçüler, birimler ve formüller mühendisliğin olmazsa olmazlarından. Ama her şey teoriyle sınırlı değil elbette yarım asırlık fakültede. İnşaat mühendisleri zaman zaman doğayla da mücadele etmek zorundalar. İnsan her ne kadar doğa koşullarının tümüne hükmedemese de verebileceği zararları mühendislik çalışmalarıyla en aza indirgemeye çalışıyor hala. ODTÜ'lü inşaat mühendisleri de sismik deprem deneyleriyle bu problemlere çözüm bulma çabasındalar. Maket limanlar, dalga kıranlar da bir başka parçası bu deneylerin. İnsan yaşamının kaynağı olan su eğer kontrol edilmezse,
insanlık için ölümcül olabiliyor. ODTÜ'lü mühendis adayları da laboratuvar çalışmalarında İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Ahmet Cevdet Yalçıner'in yıllarla ölçülebilecek birikim ve deneyimiyle tecrübe kazanıyorlar. Dünyanın belki de en mucizevi doğa harikalarından biri İstanbul Boğazı. Bir yanında Asya, diğer yanında Avrupa. Boğaz berrak sularıyla iki kıtayı bölüyor tam ortasından ikiye. Ve insanoğlu bir kez daha galip geliyor doğayla, daha doğrusu suyla olan mücadelesinde. Üçüncü Boğaz Köprüsü bir gerdanlık gibi ince ince işleniyor ve yükseliyor boğazın iki yakasında hızla. Üçüncü Boğaz Köprüsü ile şehir yaşamı bir adım daha hızlanacak, hayat bir adım daha kolaylaşacak. Bunca çaba, bunca emek sadece insan için aslında. Anastasia ve Emin, meslektaşlarının gıptayla baktıkları bir projeye yerinde tanık olup, bu atmosferi yerinde yaşayacakları için oldukça farklı duygular içindeler. Haksız da değiller. Üçüncü Boğaz Köprüsü gibi mega projeler kolay kolay çıkmaz bir mühendisin yoluna. Bu mega projeyi yerinde görüp, en yetkili ağızlardan projeye dair detayları öğrenmek, böylesi bir çalışmanın birebir içinde olmak gerçekten de gıpta edilesi bir durum. Anastasia ve Emine bu iki günlük tanıklıkta oldukça deneyimli bir mühendis olan ve 3. Boğaz Köprüsü'nün Avrupa Yakası Yapım Müdürü Samet Seyhan eşlik edecek. Ankara'dan 3. Boğaz Köprüsü'nün yapımını 2 günlüğüne de olsa deneyimlemek için gelen mühendis adayları sahaya inmek için sabırsızlar. Ama önce Samet Bey tarafından projeyle ilgili bilgilendirilmek için şantiye ofisindeler. Üçüncü Boğaz Köprüsü aslında hem Türkiye hem de dünya rekorlarını kıran bir proje. İstanbul'un trafiğini çok rahatlatıp, aynı zamanda hem ticaretin hem sosyal yaşamın yeniden şekillenip gelişmesini sağlaması hedeflenen köprü, 59 metreyle dünyanın en geniş asma köprüsü olmasıyla ilk rekorunu kırıyor. Aynı zamanda 1408 metreyle dünyanın en uzun raylı sistemine sahip köprüsü olan 3. Boğaz Köprüsü, 322 metreyle dünyanın en yüksek kulesine sahip olan asma köprüsü olarak da toplamda 3 dünya rekorunun sahibi. Samet Bey projenin detaylarını ve büyüklüğünü anlattıkça Anastasia ve Emin'in merakı ve ilgisi daha da artıyor. Köprümüz Menezli Köprü. Niye Menezli Köprü? Köprümüzde hem eğik yelge alatları görüyorsunuz hem de diğer köprülerde gördüğünüz asma alatlarını görüyorsunuz. Bu yüzden ikisinin de beraber kullanıldığı hibrit Menezli Köprü inşa ediyoruz şu anda. Dört gidiş, dört de geliş olmak üzere 8 şeride sahip olan 3. Boğaz Köprüsü'nün 2 şeritli bir de tren yolu var.
115 kilometrelik otoyol ve bağlantı yolu, 19 tane kavşak, 25 kilometrede 65 tane viyadük ve 116 otoyol köprüsü bu mega projenin diğer rakamları. Tüm teknik detayları bir çırpıda özetleyiveriyor Samet Bey. O anlattıkça Anastasia ve Emin'in soruları daha da artıyor. Öyle ya, bilimin çıkış noktası merak ve öğrenci arkadaşlarımızın tek derdi ise daha çok öğrenmek. Artık sahaya inme vakti. Şimdi başka bir yolculuk başlıyor Anastasia ve Emin için. Az sonra belki de Boğaz'a inşa edilecek olan son köprüyle yüz yüze gelecekler. İlk hissettiğim bir şey projenin büyüklüğüydü. Yani ben kendi memleketimde böyle bir büyük proje görmemiştim. Yani bizde bütçe olarak olsun ya önem olarak olsun bu kadar büyük bir projeler sürekli olarak yapılmaz. Çünkü daha yeni kalkınmaya başladı devletimiz. O yüzden yani benim için çok büyük bir avantaj sağladı yani buraya gelmek. Mühendislik biliminin önemli eserlerinden biri olan 3. Boğaz Köprüsü, henüz ilk safhasındayken bile boyutlarıyla insanı etkiliyor. Onca emek, onca çaba, onca zaman hep daha kolay, daha rahat bir yaşam için. Teknolojinin son imkanları kullanılsa da, inşaat sektöründeki son bilimsel gelişmelerden faydalanılsa da insan en önemli faktör hala. Ve insan emeği dökülen her metre betonun en önemli harcı. Çalışırken de, çalışma bittiğinde de güvenlik her zaman ön planda. Her demir parçası, her çivi, her kalıp yerli yerinde olmalı. Çalışmalar kimi zaman yerden metrelerce yüksekte devam ediyor. Kimi zaman sadece ufak bir kısmı kontrol etmek için bile yüzlerce metrede sürüyor çalışma. Çünkü böylesi bir projede hataya pek yer yok. Alınan güvenlik önlemleri sayesinde ufak tefek kazalar dışında ciddi bir yaralanma yaşanmamış. Bu da teknik ekibin en büyük başarılarından biri. Şantiyede görev alan işçiler de bu sorumluluklarının farkındalar. Her çalışan görevini bu sorumlulukla yerine getiriyor. Görünmez bir bağla birbirine bağlı sanki bütün çalışanlar. Kurulu bir makinenin birer parçasıymış gibi düzenle ilerliyor çalışma. Emin ve Anastasia da bu ilişkiyi iyi kavramışlar. An be an gelişen ve giderek hatları belirginleşen yapı, sanki yaşayan bir organizma gibi. Samet Bey, gelinen her aşamayı dikkatle takip ediyor. Şantiye içerisinde sürekli bir devinim içinde. Planlar, projeler, ayaküstü toplantılar, şantiyede yaşam, köprünün altından akan Boğaz'ın suları gibi
kesintisiz ve net akmalı. Bu toplantılar şantiye sahasının herhangi bir parçasında gerçekleşebiliyor. Kimi zaman bir köşede ayaküstü, kimi zaman da köprü ayaklarının en üst noktasında rüzgarın etkisinden korunmak için bir köşeye sığınarak. Üniversitede öğrendiğim bilgileri böyle bir büyük bir projede nasıl uygulandığını yakından görmektir. Ve bundan başka abi mühendisimizle beraber bunların hepsini incelemek ve yakından tartışarak öğrenmek bence en büyük bir ayrıcalıklarından biri. Olayın merkezinde olmak, yani işlerin bir de mühendislerin arasında olmak bence çok büyük bir faydadır. Çünkü onların nasıl çalıştığını öğrenebiliyorsun, bir de aynı anda nasıl çalışman gerektiği yolunu öğrenebiliyorsun. Hızla yükseliyor yapı. Zaman çok daha hızlı akıyor aslında burada. Her şey kurulu bir saat gibi işlemek zorunda. Hem doğal koşullar hem de ekonomik nedenlerden dolayı bu düzen asla bozulmamalı. Bir yandan işçiler var güçleriyle çalışırken, diğer yanda teknik personel yapılan işi ve inşaatın ilerlemesini sürekli kontrol etmek zorunda. Yapılan hesaplamaların uygulanmasındaki en ufak bir sapma bile projeyi zora sokabilir. Artık 3. Boğaz Köprüsü'nde ter dökenler için öğle yemeği vakti. Yoğun stres altında çalışan ekip yemek molasında. Kesintisiz devam eden, hızlı bir tempoda çalışan mühendisler için öğle yemekleri kısa da olsa bir soluklanma fırsatı. Şantiyede geçirilen zaman her iki mühendis adayı için de paha biçilemez. Anastasya da, Emin de bu fırsatın farkında. Yemek sonrası iskelede devam eden sohbetin konusu elbette yine 3. Boğaz Köprüsü. Samet Bey sohbeti teknik detaylardan biraz uzaklaştırıp bu köprünün insana ve yaşama neler katacağını anlatıyor arkadaşlarımıza. Anastasya ve Emin büyük bir iştahla sürekli sorular soruyorlar yapım müdürü Samet Bey'e. Öğrenilecek çok şey, merak edilecek çok detay var. Üstelik burası onlar için bir açık hava laboratuvarı adeta. Böylesine büyük bir projeyi sahada incelemek keyif veriyor onlara. Burada öğrendikleri her ayrıntı meslek yaşamlarında bir farkındalık yaratacak onlar için. Samet Bey bıkmadan, usanmadan sabırla yanıtlıyor sorulan her soruyu. Ama bir yandan da iş devam etmek zorunda. Sorulardan sıyrıldığı her an projenin gidişatı ile ilgili çalışma arkadaşlarından bilgi alıyor. İşin püf noktalarından biri de bu. İyi bir mühendis, aynı zamanda iyi bir koordinatör de olmak zorunda. Üstelik böyle büyük bir projede görev alan mühendisler için sosyal yaşam, iş bitene kadar daima geri planda. Karşıya, köprünün diğer ayağına geçme vakti.
Samet Bey görevi gereği karşı kıyıdaki şantiye ile de sürekli iletişim halinde olmak zorunda. Her iki kıyıda da eş güdümle devam eden çalışmanın farklı zamanlamalarla ilerlemesi mümkün değil. Çalışma her iki yakada da aynı hız ve aynı anda ilerlemek zorunda. Samet Bey ve arkadaşları teknede bir yandan arkadaşlarımızın sorularını yanıtlarken, diğer yandan da emeklerini koydukları bu büyük projeyi gururla seyrediyorlar. Karşı kıyıda şimdi kısa bir mola zamanı. Ama molada bile durmak yok. Böylesi bir projede çalışmanın yararlarını anlatıyor Samet Bey arkadaşlarımıza. Nasıl bir duygudur? Bir kere çok onur verici bir duygu. Yani ileriki hayatımda çocukların büyüdüğü zaman kendilerini göstereceğim, babanız bunu yaptı diyebileceğim bir proje. Ve bunu söylerken de çok büyük heyecan ve çok büyük onur, çok büyük mutluluk duyacağım bir proje. Şantiyede molanın makbulü kısa olanı. İş devam etmek zorunda. Ve daha sorulacak çok soru, alınacak çok cevap var Anastasya ve Emin için. Kullanılan her parçanın önemi büyük. Ama öte yandan yeni teknolojilerde ilgisini çekiyor genç mühendis adaylarının. Boğaz'ın üçüncü gerdanlığı olarak da adlandırılan 3. Boğaz Köprüsü, çağın gerektirdiği gibi inşaat mühendisliğindeki en son bilimsel gelişmeler dikkate alınarak inşa ediliyor. Her ayrıntı ayrı ayrı hesaplanıyor ve bu hesaplamalar defalarca gözden geçiriliyor. Köprünün inşasında kullanılan beton bile defalarca testlerden geçirilerek imal ediliyor. Böyle bir projede görev almak, aynı zamanda büyük bir sorumluluğu da beraberinde getiriyor. Elbette böylesi bir sorumluluk, Türk mühendisleri için de ayrı bir gurur kaynağı. Çünkü bir Türk şirketi tarafından üstlenilen bu mega projenin her aşamasında Türk mühendislerinin ve Türk işçilerinin gayreti ve emeği var. Teknik ekip ve işçiler aynı zamanda bu gururu da paylaşıyorlar hep birlikte. Ve elbette insan. Dökülen her metreküp betonda, kesilen her metre demirde, taşınan her karış toprakta insanın izi var. Köprünün bağlantı sağladığı her iki kıyıya inşa edilen otoyol, yaşam kalitesini çok daha artıracak. Mesela inşa edilen bu köprü ve her iki yakadaki otoyollar sayesinde İstanbulluların gündelik vaktinin çoğunu çalan trafik yoğunluğu çözüme kavuşmuş olacak. Bu nedenle inşa edilen salt bir köprü değil aslında. Yeni bir yaşam kuruluyor bu projeyle birlikte Boğaz'ın her iki kıyısında birden. Yeni yerleşim birimleri, yeni yaşam alanları ve yaşanacak yeni vakitler, bu vakitlerde biriktirilecek yeni anılar vaat ediyor 3. Boğaz Köprüsü.
Üçüncü Boğaz Köprüsü iki kıtayı, Asya ve Avrupa'yı üçüncü kez birleştiriyor. Ve biri Avrupa'dan, diğeri Asya'dan gelen iki genç mühendis adayı da bu sürecin içinde yer alıyorlar artık. Bu üç günün sonunda gördüğüm kadarıyla iki arkadaşımız da heyecanlı ve seçmiş oldukları mesleği ikisi de seviyorlar. Emir arkadaşımız artık dördüncü sınıfa gelmiş ve iş hayatına atılmanın eşiğinde. Ve sorduğu bilimsel ve teknik sorularla zaten bu işin kavradığını ve artık sahaya atılmaya, yani iş hayatına atılmaya hazır olduğunu kendisi gösterdi. Anastasya arkadaşımız da iyi bir eğitim almakta olduğunu yine sorduğu sorularla bize gösterdi. O arkadaşımız da gene heyecanlı ve konusuna hakim görünüyor ve ileriki yaşantısında ve iş hayatına geçtiği zaman başarılı olacağını düşünüyorum. Samet Bey iyi bir mühendis olduğu kadar iyi de bir aile reisi. İşinden artırdığı bütün vaktini ailesine ve dünyalar güzeli iki çocuğuna ayırıyor. Zaman zaman işi nedeniyle onlarla yeteri kadar ilgilenemiyor olsa da aslında bütün çabası çocuklarına daha iyi bir gelecek kurabilmek. Samet Bey'in sofrasına konuk oluyor ve gündüz böylesi bir projeye hükmeden deneyimli mühendisin akşam olup da mühendis sıfatından sıyrılınca nasıl sevecen ve keyifli bir baba olduğuna tanıklık ediyoruz. Günün yorgunluğu çocuklarla geçirilen vakitle birlikte akıp gidiyor. Anastasya ve Emin, iş ne denli önemli ve yoğun olursa olsun ailenin önemini ve kurulan dengeyi Samet Bey'in aile yaşamında gözlemleme şansını yakalıyorlar. Şantiyede ciddi birer mühendis adayı iken, çocuklarla oynarken bir anda dönüveriyorlar kendi çocukluklarına. Üçüncü Boğaz Köprüsü ile yeni bir sayfa daha ekleniyor Türk mühendislik tarihine. Anastasya ve Emin de bir mühendisin kolay kolay karşısına çıkmayacak bir şansı, böyle bir projeyi yerinde tecrübe etme fırsatını henüz mesleğe atılmadan yakalıyorlar. Binlerce yıldır yaşama tanıklık eden İstanbul Boğazı da üzerine kurulan üçüncü köprüyle yeni tanıklıklara hazırlanıyor. Farklı yaşamlar, farklı anlar ve anılar. Hayat akıyor elbet. Zaman ilerliyor her an ve asla durmaksızın. Yani hayatın ta kendisi gibi.